Bu işe şöyle merak saldım. Üniversitede öğrencilik döneminde bu sektörde işini iyi yapan örnek aldığım bir abimiz vardı. Onu örnek alarak başladım. Yani öğretmenlik bölümünü okudum, İngilizce okudum ama hani bu mesleğin beni daha çok tatmin edeceğini düşünüyordum o günden beri. Karar aldım. Bununla ilgili araştırmalar yaptım. Bu araştırmaların sonunda bu işe başlama kararı aldım. Ona göre adımlar attım. Çiftlik kurmak için gerekli kişilerle görüştüm. Gerekli altyapıyı sağladım. Finansman açısından olsun, diğer şeyler olsun. Bunların hepsini sağladıktan sonra tam anlamıyla bu işi yapmaya karar verdim. Çiftlik yapım aşamasında, hayvan alım aşamasında Ziraat Bankası'nın faizi devlet tarafından sübvanse edilen kredilerini kullandım. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam o zaman 100 bin TL kullanmıştım. Daha sonrasında makine ekipman alımında 60 bin TL tutarında bir kredi kullandım. Bu normalde 120 bin liralık bir makineyi ben 60 bin TL'ye satın almış oldum. Bu yaklaşık 2 yıl öncesiydi. Bundan 2 yıl öncesinde bu hibeyi kullandım. Krediyle 15 hayvan aldım. 10 tane de kendi öz sermayemle almıştım. Toplamda 25 hayvanla başladım. Şu anki sayımız da 150. Şöyle üniversite döneminde arkadaşlarım mesela dersten çıktıktan sonra hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım dediklerinde ben çiftliği yeni kurma aşamasındaydım. Mesela onlara katılamıyordum. Onların bana tepkisi şu oluyordu mesela. Ya neden böyle bir şey yapıyorsun? İşte hayatın en güzel yaşlarındasın. Neden bizimle dışarı çıkıp gezmiyorsun da bir çiftlik kurma hayaliyle işte gidip başka şeylerle uğraşıyorsun diye tepkiler alıyordum. Ondan sonra ailemden tepkiler aldım. Hani okudun, ettin, git öğretmenlik yap. Kravatlı gezmek varken yeri geliyor tulum giyiyorsun. Ne gerek var buna falan. Ben bunların hiçbirisini şey yapmadım tabii. Çok dikkate almadım. Çünkü onlar yanlış biliyorlardı. Ki finalde hepsi benim dediğime katılmaya başladı. Okuldaki arkadaşlarım olsun, ailem olsun. Hani şu an kimse ya neden böyle bir şey yaptın, keşke yapmasaydın demiyor. Herkes iyi ki yapmışsın diyor yani. Takdir aşamasına gelebildik. Yaptığım işten son derece keyif alıyorum. Zor bir iş. Bu tartışılmaz bir şey. Yani zor bir meslek. Müthiş bir gözlem gerektiriyor, sabır gerektiriyor, dikkat gerektiriyor. Ama yani günün finalinde huzurlu bir şekilde uyumanızı sağlayan bir meslek. Ama şöyle, bazen uykunuzu bölen şeyler de olabiliyor. Mesela gece alakasız bir saatte doğum olabiliyor. Bunun için yani hangi saat olursa olsun uyanıp çiftliğe gelmeniz gerekiyor. Doğum yaptırmanız gerekiyor. Her tarafınız kan revan içinde kalabiliyor mesela. Bu şeyin, mesleğin cilveleri diyebiliriz yani bununla ilgili. Ama mesleğimden son derece memnunum. Yani hayvancılık sektörü genelde hani köyde yaşayan insanların yaptığı bir meslek olarak gözüküyordu ama bence öyle değil. Bu işi yapmayı düşünen birileri varsa onlara tavsiyem budur yani. Kesinlikle öyle bir meslek değil. Tamamen sizin aklınızı ve emeğinizi birleştirdiğinizde yani yapılabilecek bir şey. Yani diğer insanlardan tabiri caizse hiçbir eksiğiniz yok. Şehirde yaşayan, arkadaşlarıyla dışarı çıkan, kafelerde oturan, sosyal etkinliklere katılan, konserlere giden, bir tiyatroya giden bir insandan hiçbir farkınız yok. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Bu meslek bunların hiçbirisine engel değil. Sadece öyleymiş gibi gözüküyor. Ama kesinlikle öyle bir şey değil. Yani yapmayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye edebileceğim bir meslek.